İyi akşamlar arkadaşlar. Yine bir arkadaşımızdan gelen talep üzerine model şirketimiz Polisan Holding. Şimdi arkadaşlar, sizleri ben gayet iyi anlıyorum. Sizler elinizde bulunan ya da yatırım yapmayı düşündüğünüz ya da sosyal medyada çok konuşulan şirketlerin yatırım yapmadan önce durumunu herkes tarafından değerlendirilip ona göre yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Ama bu iş değil arkadaşlar. Bu sağlıklı değil. Benim buradaki amacım, misyonum, borsa yatırımcısı artık birilerine ihtiyaç duymadan, birilerinin değerlendirmelerine, öngörülerine gereksinimi olmadan, ihtiyaç duymadan kendi değerlendirmesini sağlıklı ve doğru kendisi yapabilmeli, bu seviyeye erişebilmeli. Bütün idealim buydu. Bunu da inşallah kısa sürede bu sene içerisinde gerçekleştiriyorum. Türkiye'de henüz benzeri olmayan bir sistem, bir şirket marifetiyle şu anda Türkiye'de, hatta gördüğüm kadarıyla dış ülkelerde de bir benzeri olmayan bir yapılandırma hazırlığı içerisindeyiz. Hisse senedi yatırımcısı istese de istemese de o sistem dahilinde finansal okurluğu farkında olmadan öğrenecek. Peki bu ideal ne, bana ne faydası olacak? Bu idealimin sadece bana değil, her şeyden önce ülkemize çok büyük faydası olacak. Çünkü bir ülkede borsasında finansal okurluğu yeteri düzeyde ne kadar çok ekseriyet varsa bu ülkenin borsası derinlik kazanır. Bir takım spekülatif hareketlere maruz kalamaz. Manipülasyonlara maruz kalamaz. Borsa derinlik kazanır. Yani kerat cetveli gibi matematiğin saydamlığı ortaya çıkar. Bilir ki yatırımcı ederinin altında istikrarı, sağlıklı büyümeyi yakalamış bir şirket, ederinin altında ısrarla, inatla fiyatlandırılıyorsa, yatırımcısının elinden ucuza hisse senedi almanın çabaları, gayretleri, oyunları içerisinde olduğunu anlar. O spekülatif olarak aşağıya baskılanan hisseleri ucuzdan kendisi toplamaya başlar. Ya da ederinin üzerine bir takım yazılan hikayelerle, romanlarla, birilerinin beğenmesiyle, önerileriyle, model portföyleriyle değil, spekülatif olarak yukarıya çekildiğini, yarın satışta o kağıttan zarar edebileceğini görerek bu takım hikayelere çok fazla itibar etmez, uzak durur. Dolayısıyla her hisse hem paranın zaman değerini hem de elindeki tasarrufları oldukça yerinde değerlendirmiş olur. Evet, şimdi bu şirket benim
dışarıdan da kulağıma gelen bir şirket. Yani sanki böyle bir üfleme, hani kamuya, borsa yatırımcısına yayma politikası güdülüyor gibi geldi ilk başta. Bu da olabilir. Şimdi şirketi değerlendireceğiz arkadaşlar. Yatırımcı rasyonel veriler doğrultusunda kendi kararını kendi verecek. Arkadaşlar bakın buraya yazdım. Borsa yatırımcılığı bir kültürdür. Bir kumarhane değildir. Bir hipodrom değildir. Bir rulet masası değildir. Kesinlikle ve kesinlikle yüksek kültürdür. Entelektüelliktir arkadaşlar. Çünkü burada birçok bilmediğiniz, öngöremediğiniz riskler vardır. Düşmanlar vardır. Siz sürekli saldırıya uğrayacakmış şekilde pozisyon almalısınız. Bir strateji geliştirmelisiniz ve o stratejiden, o prensiplerden asla ödün vermemelisiniz. Ve kesinlikle kendi değerlendirmelerinizi, sağlıklı kendi değerlendirmelerinizi yapabilecek bilgiye muhakkak erişmelisiniz. Şirketin önce incelemeye değer olup olmadığını kısaca bir gözden geçirelim. Hiç boşuna vakit kaybetmeyelim. Şirket incelemeye, detaylı incelemeye değer mi değmez mi bir ona bakalım. Önce şirket karlılık oluşumuna bakıyoruz. Şirket karlılığı %85 artış göstermiş bir yıl öncesine göre. Ortak karlılığı %60,5 artış göstermiş. Tamam. Bizim beklediğimiz neydi? Ortak karlılığının, şirket karlılığının üzerinde gerçekleşmesi. Ama ne demiştik? Tek bir göstergeyle veya bir iki birkaç göstergeyle şirketi değerlendirmek bizi hatalı sonuçlara veya değerlendirmelere sevk edebilir. Burada bizim bakmamız gereken şirketin ivmesi arkadaşlar. Yani bugün böyle olmuştur. Bu çizgi yukarıya doğru mu gidiyor yoksa baş aşağıya aşağıya doğru mu gidiyor? Bunu kestirebilmemiz önemlidir. Şirket karlılık oluşumuna bakalım. Şirketin satış karlılığı %35 artmış. Satışların sürümü %37 artmış. Katkı payı yüzdesi çok hafif artış kaydederken, %1,22 artış kaydederken, emniyet marjı yaklaşık %2,5 artış kaydetmiş. İşletme sermaye oranı %10,5 azalmış. Şimdi ortak karlılık oluşuna bakalım. Bir kere borçların öz kaynakları oranı %41,5 oranında azalmış. Varlık karlılığı %85 artarken borçların maliyeti %107,5 oranında artmış. Finansal kaldıraç şirketin olumsuz yönde aleyhine gerçekleşmiş. Olumsuz mudur? Olumsuzdur. Peki, TÜKAKA denilir mi? Henüz değil arkadaşlar. Ve net ortak karlılığı da %0,70 azalmış. Bu da bir başka olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Ama ne dedik arkadaşlar? Evet, ilk etapta baktığımızda çok fazla üzerinde durmaya değer yok gibi gözükse de
biz diğer göstergelere de bakarak nihai kararımızı verelim arkadaşlar. 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda toplam varlıklar içerisinde dönen varlıkların payı %40,5'tan %33,5'a, reel olarak %35 azalmış. Toplam varlıklar içerisinde maddi duran varlıkların payı %30'dan %24,5'a, reel olarak o da %35 azalış göstermiş. Toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %59,5'tan %66,5'a kısmen artmış, fakat enflasyondan ötürü reel olarak yaklaşık %12, o da enflasyona yenik düşmüş. Şirket cari fiyatlarla mutlak olarak 2 milyar 83 milyon iktisadi varlık artışı sağlarken duran varlıklarının öz kaynaklara oranı %109'dan %99'a yavaşça gerilemiş. Şirketin maddi duran varlıklarının toplam öz kaynaklar içerisindeki oranı %54,5'dan %36,5'a gerilerken, ki bu %50, yani bir önceki dönem oran gayet sağlıklıymış, %36,5'a, %50'nin altına düşmesi bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Fakat işletme sermayesinin toplam sabit kıymetler içerisindeki payı %50 kabul görür oran içerisinde. Peki, işletme sermayesinin bileşenlerine bakalım. Hazır değerlerin payı %11'den, toplam varlıklar içerisindeki payı %11'den %8'e, reel olarak %41,5 azalış göstermiş. Ticari alacakların payı %17'den %13'e, reel olarak o da yaklaşık %39 azalış göstermiş. Stoklar, toplam varlıklar içerisindeki payı %10,5'dan yaklaşık %9'a, o da reel olarak %30,5 azalış göstermiş. Hazır değerlerin azalışı, ticari alacaklardaki azalış, stoklardaki azalış, işletmenin, işletme sermayesinin azalışının ana kaynaklarını oluşturmuş. Peki, ticari alacaklar azalmış, stoklar azalmış, bu işletmenin reel satışları ne yapmış? Bakıyoruz. Şimdi, hazır buraya gelmişken, yine bir eksiklik mi diyeyim, bir yani ne diyeceğim ben de bilmiyorum. İşletmenin yurt dışı satışları var. Ama ihracat verileri ne yazık ki yok. Ha, diyeceksiniz ki yurt dışı satışlar ihracat değil mi? Evet, yurt dışı satışlar ihracat, ama düzenlemeye göre arkadaşlar, ihracatlar genellikle döviz cinsinden TL değerini veriyor. Mesela şöyle düşünün. Şirket Azerbaycan'a ihracat yapıyor. İhracat yaptığı firma borcunun bir kısmını döviz olarak ödüyor, bir kısmını TL olarak ödüyor. Döviz olarak ödenenler TL karşılığında ihracat olarak kayıt altına alınıyor. TL olarak ödenenler de yurt dışı satışlar bölümüne kayıt altında alınıyor. Şimdi yurt dışı satışları var. Acaba şirketin yurt dışından ithal ettiği bir ürün var mı? Bu ithalat karşılığında yurt dışına döviz ödemeleri var mı? Bunları bilmek
hisse senedi yatırımcısı açısından son derece önemli. Bakın, önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, şirketler niçin bu konuda duyarsızlar? Bilemiyorum. Yani bir politika olabilir ama yatırımcı olarak benim rakip firmalarıyla olan rekabet güçlerini görebilmem için ve muhasebenin ilkeleri doğrultusunda bu bilgileri bizim elde etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl alışkanlık haline getirebiliriz? Şirketleri bu verileri kamuyla paylaşmasını nasıl sağlayabiliriz? Yine bilinçli bir yatırımcı ekseriyetiyle arkadaşlar. Herkes ilgilendiği şirketin ısrarla, kardeşim ben senin ihracat gelirin, ithalat giderin var mı? Var veya yok. Bunun cevabını size verirler. Varsa niçin yatırımcıyla bu bilgileri paylaşmıyorsunuz? Paylaşılması sakıncalı mı? Yasak mı? Değil. Paylaşılmak zorunda mı? Bunu daha önceki videolarda sizlerle paylaştım. Çünkü resmi gazetede yayınlanmış SPK'nın standartları doğrultusunda şirketlerin şemalar halinde neleri paylaşacakları belirlenmiş. Arkadaşlar bakın. E-Devlet'e gireceksiniz. E-Devlet'e gireceksiniz. Yıldızlı yerler var. Doldurmayın, e-devletinize giremiyorsunuz. Diyor ki, yıldızlı alanlar doldurulmak mecburiyetindedir. Sisteme girebilmeniz için yıldızlı alanlar doldurulmak mecburiyetindedir. Peki, ihracat ve ithalat giderleri de o şablonlarda, o tablolarda yıldızlı alanda gösterilmiş. Ben E-Devletime yıldızlı alanları doldurmadan giremiyorsam, o yıldızlı alanlar doldurulmadan standart niçin ihlal ediliyor? Bunları sorun arkadaşlar. Yani siz bilmeniz gereken bilgileri istiyorsunuz. Şirketin içinden bir manipülasyona sebebiyet verecek bilgileri istemiyorsunuz. Ha? Şirket bunu kamuoyuna paylaşmamışsa bireysel olarak sizden paylaşamaz. Bu manipülasyona girer ama en azından bir dahaki bilanço dönemlerinde paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Benim birkaç tane yaptığım şirket var arkadaşlar. Evet. Reel satışlar %8. Reel olarak artış göstermiş. Mutlak olarak %113 artış göstermiş satışları. Evet. Satışlardan mütevellit işletmenin stoklarındaki azalış destekliyor. Ticari alacaklarındaki azalışı şirket kısa vadeye mi çekmiş, ticari alacaklardaki azalışın nedeni, yoksa uzun vadeye mi yazmış, vade farkı mı yapmış, yoksa indirim mi uygulamış, hani peşin paraya dönüp ticari alacaklarını mı azaltmış, bunu bir görelim. Evet, şirket vadeyi 4 aydan 2 aya düşürmüş. Vadeyi kısaltmış. 2 ay vadeyi kısaltmış. Gayet güzel. Stokları da 71 günden
1,5 aya geri çekmiş nakde çevirmede. İşletme sermayesi gün devir sayısını da 278 günden 167 güne geri çekmiş. Gayet olumlu. Şimdi bu verilerden sonra işletmenin bir de pasifine bakalım. Borç yapısına bakalım. Varlık finansmanında bakın arkadaşlar, grafikten takip edin. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı toplam borçlar içerisinde %33'ten %27'ye gerilemiş. Varlık finansmanında toplam borçlar içerisinde uzun vadeli borçların payı ise %12'den yaklaşık %6'ya yarı yarıya gerilemiş. Ve işletmenin net borçları %11'den %4'e belirgin şekilde azalırken toplam borç içerisinde öz varlıkların payı %54,5'dan %67,5'a belirgin şekilde artış sağlamış. Kısa vadeli borç yapısına bakalım. Maliyeti yüksek finansal borçların payı %5'den %3'e, reel olarak %51,5 oranında azalmış. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmı %8'den %5'e gerilemiş. Reel olarak o da %49,5 oranında azalmış. Yani uzun vadeli borç vasfını taşıyan, kısa vadeliye dönüşen borçların oranı %8'den %5'e gerilemiş. Daha maliyeti düşük ticari borçların payı da %19'dan %16,5'a gerilemiş. Reel olarak o da %31 azalmış. Gayet güzel. Ve işletmenin diğer borçları çok cüzi azalmış. Kısa vadeli yabancı kaynakların azalış oranı %36 azalış oranı, İşletme sermayesindeki azalış oranından daha yüksek olduğu için %35'e %36 bu cari oranın bir miktar artmasına neden olmuş. Olumlu yönde tabii ki. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %12,25'ten %5,5'a yüksek oranda, reel olarak %63,5 oranında azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı %45,5'dan %32,5'a belirgin şekilde azalırken, öz kaynakların payı %54,5'dan %67,5'a belirgin şekilde artmış. Gayet olumlu bir borç yönetimi karşımıza çıkıyor ve işletmenin toplam öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 2 kat üzerinde seyrediyor. Daha kapsamlı bakalım. Şirketin cari döneminde 213.695.763 TL'lik bir net yabancı para pozisyon açığı var. Yabancı para varlıklarla yabancı para borçlarını karşılama oranının %34,5 oranında azalması, net yabancı para pozisyonunun öz kaynaklara oranının %178 oranında azalması, net yabancı para pozisyonunun yabancı para satış oranında %118 oranında azalışı, bunlar önemli göstergeler ve olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli finansman kaynakları yapılanmasında finansmanda öz kaynağın katkısı %23 oranında artarken borçların payı %28 oranında azalmış. Öz kaynakların borçları karşılama oranı %71 oranında artarken, işletme sermayesi %35,5 oranında artmış,
Finansal borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde %24,5 oranında azalırken işletmenin net finansal borçları da %35 oranında azalmış. Kısa vadeli kaynak değişikliği işletmenin son derece olumlu olarak lehine gerçekleşmiş. Fakat bir başka arkadaşlar, dört dörtlük bilanço yoktur. Yani burada önemli olan şirket zayıf aksayan taraflarını görüp buralara önlem alabilmesidir. Ve de bu aksayan tarafların şirketin ne kadar yükünü artıracağının o yükü iyi okuyabilmektir. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da %11 azalması, bu da olumsuz olarak değerlendireceğimiz bir gelişme. Şimdi bakalım öz kaynaklarına. Toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermayenin payı düşmüş. Yabancı para çevrim farkları stabil kalmış. Kümülatif karlılıkta kısmen azalma var ama toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı çok yüksek oranda artarken devamlı sermaye kısmen artmış. Yine toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı çok yüksek oranda artmış. Toplam öz kaynaklar %19,5 oranında ödenmiş sermaye, %92 oranında da içsel sermaye, içsel sermaye yaratımından teşekkür etmekte. Gelelim gelir tablosuna. İşletmenin net satışları %8 oranında artarken satışların maliyeti %10 oranında artmış. Satışların maliyeti satışların üzerinde gerçekleşmesinden reel olarak gerçekleşmesi yüzünden gayri safi işletme kârı %21'den %19,5'a azalmış. Esas faaliyet gelirlerinin %2'den %1,5'a gerilemesi, faaliyet giderlerinin payının %8,5'tan %7'ye azalması, neticesinde esas faaliyet karlılık payı %11,5'tan %15,5'a, reel olarak yaklaşık %46 oranında artmış. Niçin? Diğer esas faaliyet geliri var. Ve faaliyet giderlerini de kısmen azaltmış. Bu da esas faaliyet karlılık payına olumlu olarak yansımış. 11,5'tan 15,5'a artmasına sebebiyet vermiş. Ve şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri, neyse bu yatırım faaliyetlerini ilgilenen arkadaşlar dipnotlardan takip etsin. Neymiş bu yatırım faaliyetlerinden gelirler? 7,5'tan 26,5'a artmasının neticesinde, %285,5 reel olarak artmasının neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı %18,5'tan %42'ye, reel olarak %147 artış gösterdi. Şirketin öncelikle satış maliyetlerine muhakkak bir önlem alması gerekiyor arkadaşlar. Maliyetlerini düşürmesi gerekiyor. Ne dedik? Kar etmenin 3 temel koşulundan söz etmiştik geçmiş videolarımızda. 1. Reel satışlarımızı artıracağız. 2. Giderlerimizi, sabit giderlerimizi düşüreceğiz. 3. Katkı payı yüzdesini artıracağız. Dolayısıyla net satışların üzerinde bir satış maliyeti var. Şirketin acilen buna bir önlem
alması gerekiyor. Buna önlem aldığında bu kar paylarını, net dönem kar payını ve esas faaliyet kar payını çok daha yukarılara taşıyacaktır. Yani yatırım faaliyetlerinden gelir, tamam. Anlayabiliriz ama bu esas faaliyet karlılığını etkileyen, olumlu etkileyen bir gelişme değil. Ve geldik finansman giderlerine. Finansman gelirlerinin %9'dan %1'e gerilemesi, finansman giderlerinin %12'den %4,5'a azalması, aradaki farkın finansman giderlerinin %3'den çok cüzi %3,29'a artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılık payı yaklaşık %15,5'tan yaklaşık cari dönemde %39'a artarak gerçekleşmiş. Sonra vergi giderinin %0,16 ertelenen vergi avantajıyla vergi gelirine dönüşmesinin neticesinde de net dönem kârı %14,22'den yaklaşık %39'a %195 reel olarak artarak gerçekleşmiş. Şu bizim için önemli olan kâr oranlarına bakalım. Evet, efektif kar oranı gördüğümüz gibi o kadar yüksek gerçekleşmemiş. Mali rantibilite %271, vergi öncesi kar %181, ekonomik rantibilite %214, fabrik karlılığı %30, faiz vergi öncesi karlılığı da %234 oranında artmış. Faaliyet karlılığı gördüğünüz gibi %3,5'dan sınırlı kalmış. Nakit akım tablosuna geçiyorum arkadaşlar. Rasyolara bakalım. Likidite oranları artış eğiliminde olsa da likidite oranı cari oranı desteklemediğini görüyoruz. Cari oran artarken likidite oranı azalış eğiliminde. Disponibilite artmış 20'nin üzerinde olması gerekiyor. 20'nin altına düşmemesi gerekiyor. Evet, o olumlu. Olması gereken likidite oranları olması gereken standartların dışında kalmış. Dolayısıyla likidite riski içermekte. Fakat faaliyet oranları gayet güzel. Kaynak yaratma gayet güzel ki faiz ödeme gücünün belirgin şekilde artması gayet olumlu bir gelişme. Etkinlik oranları da ekonomik katma değerin dışındakilerin arttığını görüyoruz. Fon kaynak kullanımına bakalım. Fonların %91,5'luk kısmı oldukça yüksek. Faaliyetlerinden elde edilmekte. %55 ile diğer duran varlıklar ana kullanım olurken şirket yatırımlarını %26 oranında fonlamış, kaynak harcamış. Başa baş analizine bakalım. Evet. Değişken maliyetler çok az gerilemiş. Brüt katkı %41'den %41,5'a artmış.
Sabit giderler stabil kalmış. Faaliyet karlılık payı 12.28'den 12.72'ye gerilemiş. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Sabit giderlerini düşürmeli. Bakın gördüğünüz gibi faaliyet kârı 533.830, işletme kârı da 352.593. Sabit giderlerini %2 azalttığında faaliyet kârı 558, işletme kârı da 376'ya çıkar. Finansman giderlerini belki bir nebze düşürebilir ama katkı payı yüzdesini artırdığında da %2 oranında katkı payını artırsa, %2 sabit giderlerini düşürse, satışlarının maliyetini düşürse, faaliyet karlılığı 534'ten 593'e, işletme kârı 352'den 411.755'e, nakit kârı da 668'den 727'ye artış sağlar. %1 de satışını artırdığını düşündüğümüzde, varsaydığımızda tabii şirket için bir sonraki bilanço dönemi daha da güzel olur. Ben bu eğilimde olduğunu görüyorum. Takip altına alacağım şirketlerden birisi ama dediğim gibi o ithalat ve ihracat gelir gider verilerini de sorgulamam gerekliliğinin önemini biliyorum artık. Şimdi gelelim hissenin değerine. Haftayı 10.92'den fiyatlanarak kapatmış. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemi gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre hisse olması gereken reel fiyatın altında fiyatlanmakta. Bakalım bir sağlamasını yapalım mesela. 2021 yılının sütununa baktığımızda yani 2021'in bu zamanlarındaki yapmış olduğumuz hesaplamalarda 3.79 olarak fiyatını hesaplamışız. Peki o tarihte kaç liradan fiyatlanıyormuş görelim. 2021'e gidelim. 3.61'den. Bakın gayet isabetli değerlendirmemiz, hesaplamalarımız gayet sağlıklı. 17.03.2021 tarihinde 3 lira 61 kuruştan fiyatlanıyormuş. Hissenin olması gereken fiyatını da biz 3.79 olarak bir sene önceki fiyatını hesaplamışız. Yazılıma sahip olan arkadaşlar, bu benim hesaplamalarım doğrultusunda temettü kapitalizasyon yöntemi gerekse onlar zaten bunu da kendileri hesaplayabilirler. Hissenin olması gereken fiyatını, reel fiyatını hesaplasınlar, kontrol etsinler. Evet arkadaşlar, bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere herkese iyi geceler.